Burak Kozmetik Nasıl Yani sunar. Falling in love with you. Should I stay? Will it be a sin if I can't? So it goes, some things are meant to be. Oh,
Merhaba değerli izleyicilerimiz. Aşkın Dili Müzik programına hoş geldiniz demeyeceğim. Efendim Aşkın Dili Müzik dekoru nasıl yani dekorunun içine geldi. Evet, bugün bizim sürprizlerimiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bugün evimizde aynı şekilde programımızdaki gibi bulduk. bizim için böyle güzel bir değişiklik hazırlamış. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Aynı dekor olsun dekorla. Dedi. Evet, nasıl olsa güzel. Nasıl yani burada, Aşkın Dili Müzik dekoru burada. Bundan böyle salı günleri, haftanın 4-5 günü Aşkın Dili Müzik ve nasıl yani ortak yayınında birlikte olacağız. Ne kadar güzel olur, ne kadar mutlu oluruz. Çok güzel olur, biz de çok mutlu çok oluruz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ne demek efendim. Değerli izleyicilerimiz, ben biraz özür dileyeceğim sizden. Zaman zaman öksürük geliyor, hapşırık geliyor. Hepsini baskılamaya çalışıyorum. Ama bugün pek halim yoktu gelmek için. İşin gerçeği o ki. Fakat böylesine iki değerli sanatçıya ben hastayım, gelemem gibi bir mazeret uyduramazdım. Zaten ne olursa olsun yayın devam edecek. Sesim çıktığına göre hiç sorun yok. Aman dikkat, bu hava değişimleri hepimizi biraz hırpaladı, evet, sarstı. Çok değerli Özlem Büyükburç, çok değerli Emek Uysal benimle birlikte bugün. Bir erkeğe Uysal soyadı çok uygun düşmüyor galiba deyince biz de şakalaştık yayın öncesi. Dedim evet. O zaman Haşin koyarız. Haşin. Aslan hadi olmadı koyarız. Aslan koyarız. Aslan. Böyle şakalaştık aramızda ama. Soyadımı çok seviyorum. Çok seviyorum güzel. Ama şimdi bir açıdan da bakınca şimdi Uysal diye. Bütün erkeklere evet. Uysal soyadını koyalım. Kesinlikle. Evet. Bugün kesinlikle öyle yapalım. Gülerek tebessümle açtık. Bir taraftan da hayat devam ediyor elbette ama. Ceren Özdemir, Ordu'da kalbine saplanan bir bıçakla bir ahlaksız tarafından, bir suç makinesi tarafından katledildi. Maalesef. Ceren Özdemir bugün ülkemizde bildiğimiz son isim ama çok acı bir gerçek ki son olmuyor kadın cinayetleri. Maalesef. Bir evladımız, bir akrabasının onu taciz etmesi nedeniyle intihar etmişti, onun davası yürüyor. Aybüke öğretmenimiz, öğretmeni pırıl pırıl katledildi. Teröre kurban gitti. Maalesef o kadar çok kadın adı dolaşıyor ki bütün kadınlar bizim kadınlarımız. Kesinlikle. Ve o nedenle bütün erkeklere Uysal soyadını veriyoruz. Bundan böyle gururdur Uysal olun, kadınları katletmeyin. Evet. Kadınlar bu dünyanın çiçeği. Kadınlar sizi yaratıyor. Siz bir kadının karnından, kadının rahminden dünyaya geliyorsunuz. Orada gelişiyorsunuz. Bu hıyanet niye? Kadına bu şiddet niye? Size dur diyoruz, duymuyorsunuz. Açın kulaklarınızı. Ne yapalım duyurmak için? Ne yapalım? Biz de erkekleri mi hapislere tıkıp katledelim? Ne yapalım? Bizim katletmek gibi bir duygu yok damarlarımızda, hücrelerimizde. Biz kadınız, biz üreteniz, biz anayız. Biz seveniz. Yuvayı dişi kuş yapar. Biz yuvaya yani ülkemize güzellikler verenleriz. Onun için kadınları katletmeyi bırakın. Kadınları koruyup kollayın. Kadına yan gözle bakana yanlış yaptığını anlatın ki dünya güzelleşsin. Bu kaçıncı kan dökmek? Elleriniz kırılsın diyeceğim. Ama maalesef o elleriniz kırılmıyor. Siz durmadan şiddet üretiyorsunuz. Sakinleşin. Uysal olun. Uysal olun. Adam. Adam olun. En önemlisi bu. Evet, evet. Ne diyeyim? Ne güzel diyecek güzel bir şey yok. Çünkü sözlerin kifayetsiz kaldığı yerde. Bundan kesinlikle. Daha ifade edilemez. İyi. Dayanılır gibi değil. Gencecik bir hepimizin kız. Adına duygularımızı geçtiniz. Çok acı. Çok üzülüyoruz, yiyecek bir şey bulamıyoruz, yapacak bir şey şu an bulamıyoruz. Kesinlikle. Maalesef çok acı. Ve bugün çok önemli bir gün. Büyük önderimiz, Atatürk'ümüzün biz kadınlara armağan ettiği bir gün. Evet. Dün bu cinayet oluyor, biz bugün bunu konuşuyoruz. Sadece bir gün değil, her gün büyük önderin bize seçme ve seçilme hakkını verdiği gün. Evet. 85. Evet. yıl dönümümüz kutlu olsun ama kadın cinayetleri olmasın, kadın el üstünde taşınsın. Siyasetçiler kadınları seçimlerde listelerin en önlerine yazsınlar.
19. 99. 29. 9. sıralara değil. Kadını seçilebilecekleri yerlere yazın. Bakın dünya ne kadar güzel olacak. Bakın o Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinde şiddet üreten, küfür üreten, saygısızlık üreten bir erkek kalabilecek mi? Tabii. Kadının olduğu mümkün yerde değil. Güller açıyor. Mümkün İşte değil. Büyük önderimize şükranla 85. yıl dönümü Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği yıl dönümü. Onun için biraz ben fazla konuştum ama. Ne kadar güzel konuştunuz. Değerli çok sanatçılarımızla güzel müzikle baş kaldırıyorlar. Bizde, evet. Ey Atatürk, sana minnet borçluyuz. Bugün bu stüdyoda sevgili Özlem, sevgili ben, sevgili Emek kameramanlarımız, rejide kadınlarımız var. Evet. Alt yazıları kadınlar yazıyor. Evet. Bu kadınlarımız olmasaydı güçlü bir şekilde bu yayınları gerçekleştirebilir miydik? Hayır. İmkansız büyük bir şey. Büyük önderimize borçluyuz hepsini. Minnetle, şükranla, kalbimizden, bütün hücrelerimizle teşekkür sevgi, ediyoruz. Saygı, minnetle, saygıyla, vefayla. Bakın ne kadar modern bir fotoğraf. Nasıl değil modern? Rengarenk böyle yani, şey, çiçek gibi. Bütün kadınlarımız çiçek gibi. İnsanın evet. Gönlü ferahlık saçıyorlar. Aydın. Yani düşünceleri yansıyor. Modern. Daha 1920'li yıllar içinde. Ancak. Tabii. 1920'li yıllar tabii. Yani bu. Böyle çağdaş giysiler içinde şu güzelliğe bakar mısınız? Evet. Bugün yok böyle bir şey. Düşünün bu çizgide gidilse ne olurdu? Bu çizgiyi koruyabilseydik. Uzaya çıkardık. En azından koruyabilseydik. Hiç tabii. Yılmak yok. Devam. Tabii çizgiyi, bu çizgiyi yakalayacak Türk kadını. Atatürk kadınları olarak yolumuza üstündeki tabii ki baskıları aynen, atacak. Devam ediyoruz. Bütün bu tabii. Bozluklara rağmen, böyle. Bu kötülüklere rağmen. Kadını iş yerinde çalıştırmamak, kadını aşağılamak, mobbing diye yabancı bir dille söylenen, kadına hakaret etmek, kadını aşağılamak, kadını örselemek. Evet. Bütün bunlara izin vermeyeceğiz diyoruz. Ve sözü müziğe bağlıyoruz. Müziğe bağlayalım. Çünkü onlar çok güzel olarak çünkü kendimizi en çok şarkılar ifade edebildiğimiz evet. Alan meslek tabii, olarak da öyle. Mesela The Wall diye bir şarkı vardır. Evet. Eğitime karşı öğrencilerin çok güzeldir aslında bu. Tabii tabii içinde bir şey var. Protest müzik diye bir şey tabii. Var. Müziğin içinde kendi isyanı var. Çünkü sanat aslında toplum için diye düşünüyorum. Sanat kesinlikle. Sanat için değil. Sanat öyle toplum için. Var. Mesajı olmalı. Sanat için midir, toplum için midir? Tabii ki aslında toplum için. Toplum tabii için. Topluma mesajı olmalı. Ruhun zaten ileriyi görmesi, ileriye gitmesi evet. Mümkün olmuyor. Evet. Yani her şeyin başında. Evet. Eğitim tabii ki geliyor sonuçta. Evet. Hem evde eğitim, hem sosyal hayatımızdaki eğitim. Bunlarla birleşiyor insanoğlu. Ben bir de bunun bir proses olduğunu düşünüyorum. Bir süreç olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani öğretim ve eğitimi birbirine karıştırmamak lazım. Bu bir süreç. Yaşadığımız şeylerden ders alıp aynı hataları bir daha yapmamak mesela eğitimin çok değerli bir parçası. İşte yaşadıklarımdan şey... öğrendiğim bir şey var sizin programınızda evet, sunduğumuz çok güzel şiir gibi. Evet. Konuştunuz. Sevgili bir şey söylediği gibi. Hayatı anlatan insanın evet yaşanmışlıklardan evet. Çıkarttığı kendine öğretiler. En büyük öğretim, eğitim o. Büyük öndere evet. Saygıyla sizin hazırladığınız güzel bir şarkı var. Evet. Bu şarkıyı hangi amaçla şu anda söylediğinizi de sizden duysun izleyicilerimiz. Ben tabii biliyorum ki. Da. Seve seve. Kopya çektim tabii. Sen mi ifade edersin? Seve. Beraber ifade edelim. Peki. Bundan 2 yıl evvel gencecik bir canımız bir hanımefendi Şenay Aybüke. Müzik öğretmeni. Müzik gencecik öğretmeni. Daha yeni atanmış 8 ay görevini sadece. Ben nasıl cıvıl cıvıl nasıl güzel. Sadece 8 ay yapabilmiş. Yaşasaydı hani derler ya yaşasaydı şu ya yaşasaydı 24 yaşında olacaktı. Şimdi yaşasaydı 24 yaşında olacaktı demekten sonrasında kurulabilecek bir cümle benim aklıma gelmiyor. Gelmiyor. 24 yaşında olacak. Ve kimilerine güzelliklere imza atacaktı. Evet. Hele şimdi bu yaşlarda düşündüğün zaman biz bu yaşlara geldik gerçekten harcanmış bir hayat pisi pisine inanılmaz evet. Bir şey bu. Bütün ülkemizin nezdinde bütün teröre, şiddete, kötülüğe maalesef katledilmiş bütün insanlarımız insanlarımız ve kadınlarımız için, kadınlarımız için ona ithaf edelim istiyorum ben de. Mausa Limanı. Ya hadi dinleyelim. Özellikle bu program içimizdeki için acılar. Emek'le beraber düşündüğümüz bir yanımızda mutluluk, bir yanımızda acı. Büyük öndere saygıyla ama maalesef. Buyurun.
limanı. Limandır liman, aman aman. Mausa limanı. Limandır liman, aman aman. Beni öldüren de yoktur dilim. Perişan oldum da bütün köylerimiz diken diken oldu biz de söylerken evlatlarımızın ama adına rahmetli kardeşimiz o kadar güzel söylüyor ki bu türküyü. Bu türküyü neden söyledik? En başta tabii ki bu atmosferin içine girince onu söylemeyi unuttuk. Bir de canlı yayındayız tabii. Aybüke bu türküyü çok güzel söylüyordu efendim. Belki arkadaşlarımız bir ara, ben onları böyle bazen zor durumda bırakıyorum ama bulurlarsa belki dinleriz onu. YouTube'da var. Kızmasınlar YouTube'cular. Efendim işte telif meelif deniyor. Aybüke'nin söyleyeceği bu türkünün telifi olmaz. Maalesef. Çünkü onun katledilmiş bir genç kadının, bir genç kızımızın, evladımızın bize hatırası o. Kesinlikle. Eğer arkadaşlarımız bulursa, dinlersek. Bir anneyim. Kızlarım var. Ve bütün annelerin duygularını belki dillendiriyorum. Artık bu ülkede eskiden terörden
çekti bu ülke insanları. Gençler evlerinden gittiğinde 12 Eylül öncesi acaba dönecek mi diye analar babalar acıyla beklerdi. Şimdi de acaba kızım eve dönecek mi duygusuyla kapılarda bacalarda analar babalar bekliyor. Buna hakkınız yok. İnsanın buna hakkınız yok. Hakkını... Aynaya bakın, kendi kendinizi telkin edin. Ben insanım deyin. Kızlıklarınıza da hayvan demeyin. Hayvan kimseye bir şey yapmaz. Siz yaratık bile olamıyorsunuz o zaman. Hep onu nesiniz söylemişimdir siz? Sizin gibi. Hayvanları hakaret ediyoruz gerçekten. Ben onu yaptım yani, maalesef. Şey yok. İki hafta evvel videoyu görünce anılarım tazelendi. Aybüke'nin o gencecik sesiyle öğrencilerini ve hani katledenlere ya köpek sürüsü dedim. Hani tabir için çok özür diliyorum. Köpeklere çok büyük ayıp ettim. Hiçbir şey yapmazlar. Onlar çünkü çok güzel canlılardır ve çok da güzel hayvansever bir insanım ben. Hayvanları çok seven bir insanım. Neyse, duygularımla konuşuyorum şu an. Sormayın. Böyle bir duygusal hali büründü ki tahmin etmedim. Bir ara çıkayım, yüzümü yıkayayım. İnsanoğlunun duygulanmaması mümkün olmayan bir dayanılır gibi değil bu. Konu bu yani. Çok dayanılır gibi değil. Sen gencecik kızı, bir bale öğretmenini, ahlaksız bile diyemiyorum, adi, rezil adam, adam da değilsin. Yaratık. Takip et, öldür. Zaten bir suç makinesi. Ve bu adamın dışarıya çıkartılmaması nasıl lazım. Nasıl kaçabiliyor? Hapisten kaçmış çünkü. Nasıl bulunamıyor? Hapis kaçkını olduğu iddiaları ortalıkta dolaşıyor vesaire. Bugün İçişleri Bakanı da açıklama yapıyordu. Nasıl bulunamıyor? Nasıl tutuklanamamış? Tekrar bunların müebbet, yani böyle bir suçtan girmiş bir insanın bir kere direkt hani zindana tamam, kapamak yani, lazım bunu. Kesinlikle. Asma en kötü tamam bitti. Asma lazım. Olayı tamam olmuyor artık, yok ülkemizde, ama en azından müebbeti bu tip yaratıklar yok için canım, kesin 15 yıl, 20 yıl bilmem kaç yıl. Koyacak hücrede hatta tutacak yani. Cezalar kaçması yetersiz. Maçması hani mümkün olmaması gerekiyor. Bir de böyle bir şey zaten olamaz. Zaten bıçağı kalbine saplıyor. Tabii direkt öldürücü. Ama yani öldürmek yani. Nasıl yapacağını. Geldi. Dinleyelim mi Aybüke'yi? Gencecik. Evet. Gencecik Aybüke. Sesi gelir herhalde. Belki birazdan sesi gelecek. Arkadaşlarımız bizi uyarırlar. Peki. Sesi geldiğinde baştan sunarız. Günah değil mi? Onun şarkıları, türküleri çığlıklanacakken gittiniz, katlettiniz terörle. Siz hiç mi şarkı söylemediniz? Hiç mi türkü söylemediniz? Hiç mi sevdalanmadınız? Kalbinizde hiç mi sevgi ışıltısı pırıltısı olmadı da bilmediğiniz, tanımadığınız insanları gidip katledebilecek kadar kendinizden maalesef geçiyorsunuz. Maalesef. Dayanılır gibi değil. Maalesef. Ama hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Büyük büyük cezalar gelmeli. Kesinlikle. Çok büyük cezalar gelmeli. Çok hafif. Çok Türkiye hafif Büyük Millet Meclisi bunu bugün, şimdi vakit geçirmeden çok acil. Süratle şimdi bu gece, bir gecede yasa çıkaran meclis çok ciddi cezalar çıkarabilir. Çok, çok ciddi cezalar ortaya koyabilir artık. Yeter. İsyan, yani büyük isyan. Etrafımız artık manyaktan geçilmiyor. Evet. Trafik hepimizin magandaları evladı var. Trafik korkunç bir şey. Hepimiz anneyiz, babayız. Bir evlat ne kadar zor yetişiyor. Ne emeklerle yetişiyor. Böyle bir tane yaratığın gelip bu kadar basit bir şekilde. Şu bedende, şu fabrikada 9 ayda minicik bir can yetişiyor. Ya. Ve ya o büyüyene kadar ne emek çekiliyor. Tabii ki. Değil mi? Ondan sonrası. Geldi mi sesi Aybüke'nin, soralım. Yok. Belki sesi organize bulunur, ederler. Belki bulunmaz. Tabii. Eğer bulabilirlerse sunarız. Şöyle onun da ruhuna dualarımızı bütün katledilen kadınlarımıza beraber göndeririz. Kesinlikle. Sırada ne var şimdi? Ne sunalım? Biraz sırada şöyle biraz havayı dağıtalım ama unutmak yok. Dağıtalım. Unutmak yok. Kadına şiddeti unutmak yok. Tabii ki oradan gireceğiz. Kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği günde biz kadınlar hakkımızı sonuna dek savunup yürüyeceğiz bu yolda. Kesinlikle. Ulu önderimizin açtığı yolda sonuna hangi kadar. Hangi şarkı var? Şimdi şöyle yapalım dedik. Halep madem biraz hareketleyelim, biraz dağıtalım. Biraz madem şöyle dağıtalım. Atmosferimizi. Bütün kadınlara, yüreği sevgiyle çarpanlara gönderelim mi bu sıradaki şarkınızı? Evet. Küçük Lucy değil mi? Little küçük Lucy. Küçük Lucy'yi söyleyeyim. Rahmetli Erol Büyükburcu. Evet, Erol Büyükburcu. Babamın sevgili Erol Büyükburcu. Hatırası. 1958 yılında besteleyip. Evet. Sözleri de yazdı. Evet, Türk pop müziğinin çıkış noktası kabul edilen
bir şarkıda Little Lucy. Ve çok da muzip sözler. Muzip. Böyle yaramaz küçük sözler. Lucy. Küçük Lucy hadi şey bakalım. Diyor işte. Kişiliği gibi. Video. O da öyleydi. Çok muzip. Küçük bir kasabada doğmuş diyor. Küçük bir kız tanıdım diyor. İsmi diyor Lucy diyor ama annesi yüzünden ayrılmak zorunda kaldık diyor. Annesi diyor aramıza girdi diyor. Halbuki o kadar tatlıydı, o kadar şirindi bu Lucy diyor. Ama ayrıldı diyor. Ayrıldık diyor maalesef. Benimle kal, ne olur gitme diyor. Seni gidi, harika kadın diyor. Beni diyor, bırakma diyor. Güzel kadın diyor. Aşk i̇şte, şarkısı mı bu? Aşk şarkısı. Aşk şarkısı. Aa, Okan Bacan'la Enerjik Aşk şarkısı. Hatırlayalım mutlaka evet. Hepimiz... Özlem şimdi kanlı canlı. Erol Büyükburç'un hatırasına sevgi ve saygıyla yollayalım. Evet. Bütün kadınlarımıza da hediye olsun o zaman. Evet, olsun. Bütün kadınlarımız evet, için. Evet, bütün kadınlarımız. No, I tell a story about a girl named Lucy. She was born in a small town, it was so proud. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. So when they started to love each other, but we have departed 'cause her mother. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. I so wonder that she love me still. Love me still. I so wonder, will she make me thrill? Make me thrill. I so wonder, but sure she's an angel. Oh, little Lucy, hold me tightly. Oh, little Lucy, stay with me. Ba 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 ba. Now I tell a story about a girl named Lucy. She was born in a small town, but it was so grand. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. So when we started to love each other, but we had departed 'cause her mother. Oh, little Lucy, please come to me. Oh, little Lucy, you are my sweetie. I so wonder, does she love me still? Love me still. I so wonder, will she make me thrill? Make me thrill. I so wonder, but sure she's an angel. Oh, oh little Lucy, hold me tightly. Oh, little Lucy, stay with me. Değerli evet. İzleyicilerimiz, Aşkın Dili Müzik ve Nasıl Yani ortak yayınındasınız. Devam etmekte. Devam ediyoruz. Geçen hafta sizi ağırladık programımıza. Evet. Muhteşem bir program oldu. Ah teşekkür ederim. Gülgün Teğmen sadece Türkiye'nin muhteşem sesi, düzgün demeyin. Türkçesi değil. Yani bir şarkı söylemek çok keyifliydi, olsun. Çok keyifliydi. Çok güzel şarkı evet. Söyleyen bir insan. O kadar harikaydı. Keyifli eşlikler oldu ki, o kadar keyifli şarkılar söyledik ki bence muhteşem programlardan, unutulmaz programlardan birini gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ne güzel bunu duymak. Kesinlikle su gibi aktı gitti program. Çok aynen, renkli, hareketli. Şimdi oradan... de su gibi akmış, neredeyse programı yarılamışız. Allah öyle Allah. Mi? Örnekler varsa vardır. Aslında şöyle rica şarkı etsek, söylemiştik yani birlikte. Esmeray'ın şarkısı vardı. Evet, unutma beni, unutama beni demiştik. Sizin de çok sevdiğiniz. Çok severim. Esmeray'ı da çok evet, severim. Çok özel seslerden biri. Esmer arkadaşlarımız hazır rahmetli olunca bilgi verirlerse. Şimdi Özlem Büyükburç kendi programında, Emek Uysal kendi programında neler yaptığını anlatamamıştır sizlere, değil mi? Ben hocayım, şunu yapıyorum, ben babayım, eşim var. Böyle de, evet, böyle de bir hayat var gibi anlatamazsınız. Ben sorayım, Özlem Büyükburç'la başlayayım. Buyurun. Özlem Büyükburç bir anne. Evet. Ama aynı zamanda bir eğitmen. Evet. Neler yapıyor? Nerede ders veriyor? Dinleyelim bakalım. Evet. Bizim sizin programdan görsellerimiz hazırlanana evet dek.
Tabii aileden gelen bir tabii zaten sanat çevresi, müziğin içine doğmak gibi bir durum söz konusuydu tabii benim hayatımda. Benim annem de çünkü babam gibi müzisyen, yani çok meşhur olmasa da gerçekten çok güzel sözleri, şarkıları olan, sahne hayatı olan, babamla da uzun yıllar inşallah çok güzel olur sahne almış bir isim. Zaten müziğin içine doğdum dediğim gibi. Daha sonra 5 yaşında da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı piyano bölümünü kazandım. En son Mimar Sinan Üniversitesi'den piyano bölümünden mezun oldum. Ne güzel, ne güzel. Orada işte orkestra şefliği, yüksek lisans, sonra hocalık, akademisyenlik. İşte daha sonra kendi adıma bir okul kurdum. Ne güzel. Çocuklarımıza da faydalı olmak istedim dışarıdan. Müzikli. Eğitim almak isteyen evlatlarımıza, gençlerimize. Ve herhalde 25 yılı aşkın zamandır da devam çocuklarımızı ediyoruz. Evet, hem akademik olarak hem de kendi okulumda eğitmeye devam ediyorum. Ama üniversitede akademik kariyer devam ediyor değil mi? Tabii tabii. Hangi üniversite? Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi'nde. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Devam ediyorum. Bu şekilde işte şu anda da Emek Uysal'la beraber Aşkın Dili Müziği 6 aydır da Ulusal Kanal ailesine katıldık. Evet, beraber evet. Hazırlayıp sunuyoruz. Bir yandan çok, da... Çok evet. Sert gündem içinde. Aşkın Dili Müzik bize yeniden gönül telimizi titreten notalarla, sözlerle hayata daha iyi bakmamıza destek olan şarkılar sunuyor Aşkın Dili Müzik. Ne güzel. Sizden bunları duymak. Var. Buna ihtiyaç var. Evet var. O kadar var, sert gerçekten. Gündem içinden geçiyoruz ki çok. Orada patlama, maalesef. Burada çatlama, hı-hı. Orada soygun, burada hırsızlık evet. Derken evet. Kadın cinayetleri, çocuklara uygulanan cinsel taciz, evet. Sokak canlarına, can dostlarımıza yapılan eziyetler, maalesef. Bütün bunlar içinde... Evet. Şöyle kendimize getiriyor. Biz de bir nebze yüzümüze bir soğuk su serpiyor. Ferahlatabiliyorsak, bir parça güzellikler katabiliyorsak, insanların hayatlarına renkler bize. Katabiliyorsak gerçekten ne mutlu. Ne bize. Mutlu. Peki sunacağız ama şöyle kalsın harika. Da burada şarkı söylüyoruz da. Harika. Evet. Sevgili Emek Uysal neler yapıyor? O ses nasıl güzel bir ses. Teşekkürler. Ne diyoruz o sesinizin tonuna? Lirik tenor. Lirik tenor, evet. Muhteşem. Sağ olun. O eğitimli gırtlaktan gelen ses. Ben tabii. De her zaman kırmızıyı çok severim. Size de kırmızıyla bugün de harika işte ne güzel. Yani bu da sizinle bir tanışmış çok seviyorum. Onun için özellikle sizin için aşkın ben de bakın kırmızılar aa, ne güzel. Taktım bugün kolyem, küpelerim. Kırmızı canım. Kadın kırmızı ruhsa tabii kesinlikle. Sürmeli. Kadının rengi çok kırmızı. Yakışıyor. Kadının rengi kırmızı, aşkın rengi kırmızı. Aşk aynen. Sadece kadınla erkek arasında olan bir şey değil. Tabii. Tabii. Çiçeğe aşk, renge aşk, tabii. Canlara aşk, can dostlara aşk kesinlikle. Derken peki sevgili Emek Uysal, buyurun. Siz müzik hayatınızda çok güzel işler yapan bir değerli sanatçımızsınız. Sağ olun. Siz de şimdi azıcık kendinizi anlatın bakalım. 6 yaşında başladım ben de müziğe. Oh. İşte hatta Özlem'de aynı konservatuvarda, Çemberlitaş'taydı o yıllarda. Meğersem o yıllardan tanışmışız ama birbirimizi aynı ortamda diye. Bulunmuşuz ama. Sonra tabii yollarımız ayrıldı. Özlem'in farklı bir süreci oldu. Benim sürecim de hemen aşağı yukarı baktığınızda 14 yıl gibi bir süreç. Eğitim dilek süreci. Ona. Tabii. Çağdaş Müzik Merkezi, Timur Selçuk, Pera Güzel Sanatlar, Ilgaz Benekay, gitar ve şan dersleri, Şamil Gökberk. Salih'le de çalıştık, konuk da ettik. Çok Salih Kamburoğlu ve son dönemde de Ezgi Saydam, doçent Ezgi Saydam hocama da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ezgi Saydam'a da selamlar. Evet, hem eğitmenim hem de arkadaşımız. Benim çok yakın çok arkadaşım, beraber konserler veriyoruz. Bu tabii çok ciddi bir şey süreç, totalde bir 14 yıla tekabül ediyor. Benim en büyük referansım ama sahne tabii. Hem sahne hem öğrenciler yetiştiren bir eğitmenim aynı zamanda. Ama bunların hepsinin önünde en büyük özelliğim benim bir baba olmam. Kemal Ata isminde 3 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Kemal Ata. Kemal Ata isminde. Yani evet. Kemal Ata size hemen ne duygular çağrıştırıyor? Evet. Kemal Ata. Kemal Ata. Yani. Ne güzel isim. Yani. Böyle İsmiyle yaşasın. Var olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. Pek kıymetli annesiyle beraber şu anda maalesef ama uzaktalar. Çünkü eşim mecburi hizmet sürecinde. O da bir müzik öğretmeni. Serap Uysal. Siverek'te şu anda. Evet. Siverek'te. 2 yılı sevgiler tamamladı. Yollayalım. Buradan Siverek'e. Siz artık böyle evlisiniz ama
aşk yaşıyorsunuz uzaktan uzağa, evet, öyle oluyor. Öyle hafta bir sonları mı buluşuyorsunuz? Yani işte buluşabilsek güzel olur. Şu anda buluşamıyoruz çünkü çok uzak aramızdaki süre. Ne zaman bitiyor mecburi hizmet? Nasipse bu yılın sonunda bitecek. Yani, öyle ümit ediyoruz ve geri dönüş. Geri dönüş. Bu yılın dediğiniz 2019'un sonunda. 2020'nin Haziran'ında. Haziran'ında bitiyor. Diye ümit ediyoruz. Sayılı gün çabuk geçer. Diyelim. Kesinlikle olur. İnşallah. Dönelim mi biz banda? Tabii, tabii. Biraz evet, da soluklanın ki. Siz de şöyle. Tabii ki. Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni, unutma beni. Gözümden damlayamayan gözyaşım. Unutma beni, unutma beni. Gölgem gibi adım adım her solukta benim adım. Sen nasıl ki unutmadın, sen de unutma beni. Bitmek bilmez kapkaranlık geceler boyunca. Unutma beni, unutma beni. Ayrılığın acısını kalbinde duyunca. Çalışırken unutma beni, unutma beni. Sevişirken, öpüşürken, yapayalnız dolaşırken unutmaya çalışırken unutma. Ne kadar güzel. Çok güzel bir özel bir program. Harika utanı, olmuş. Yani buradan böyle yine izleyince birlikte bizi. Valla üçümüz bence bir şeyler yapmalıyız. Sizin sesinizi de diyelim. Sesim çok güzel. Kaynaşmış seslerimizle iki bayan sesi olarak. İşte canlı yayında hazır hazır gelin, sohbet edelim, konuşalım. Bu üçlüye dikkat diyelim mesela. Evet. Biz böyle emek, özlem, gülgün üçlüsü olarak şiirler, şarkılar söyleyelim. Evet, süper olur. Harika olur. Harika olur. Burada Usmer var. Gidelim Usmer'de kayıt yapalım. Ondan sonra İstiklal Caddesi'ne çıkar çalarız. Sevgililer Günü'ne yetiştirelim. Sevgililer Günü. Mesela neden olur? Şiirleri, sesinizden güzel şiirler. Önemli günler için buluşalım, söyleyelim. Evet. İstiklal Caddesi'nde de denemeler yapalım bakalım. Bize ilgi olacak. Yakın zamanda Yüreğim Yap diye bir şarkıyı, bir şimdi ismi aklıma gelmiyor. Bir şey, yabancı bir solist, opera solisti belli. Çeşitli yerlerde sokakta.
Hollanda'nın ortasında mesela sokakta söylüyor. Gig atmış gitmiş Çin'de sokağın ortasında söylüyor. Hı-hı. Birdenbire bir bakıyorsunuz hani opera sahnesinde görmeye alışacağınız bir yüz karşınızda ve size bunu söylüyor. Bu aslında sokak müzisyenliğin yapılan bir olay. Aslında ve çok... denemeleri çok yapıyorlar. Çok her yerinde olay. Öyle keman mi? Keman virtüözleri de yapıyor neden bunu yapıyorlar? Yani. Ünlü piyanistler. Etki tepki. Tabii, aynen. Evet. Ne bir kamuoyu yoklaması. İnsanlar anında cep telefonlarını çıkartıp hemen. Böyle yani aslında insanların buna ilgi, bir açlık var. Bir eksiklik var bu alanda. Sevgiyi test etmenin en güzel herhalde yolu. Şimdi bu üçlüye dikkatledim de benim ne nota bilgim var ne biraz bir şeyler çalarım kendimce de. Öyle çok derin bilgim yok. Ama sizin doğal yeteneğiniz aileden var zaten. Gelen konuşma da öyle. Amcalarınız müzisyen. aileniz müzisyen. Şimdi... Herkes kendi yolunda yürümeli. İşte benim işim bu. Program yapmak. Daha önce haber sunardım. Şimdi bu program yapmayı tercih ediyorum. Duymak istediğim dostları neler söyleyecekler diye sizler gibi davet ediyorum vesaire de. Sağ olun. Kulvarımı değiştirmeden yan bir kulvar gibi, yan bir yol gibi düşünüp sizle ne diyelim yamak şarkıcı. Güç birliği diyelim mi? Evet, güç birliği. Güç birliği evet, tamam. En güzelini emek tamam, bence şu tamam. An. Yamak şarkıcı, emek, güç birliği çok yamak güzel. Yamak şarkıcı çünkü olsam sanatçı yamağı güç olabilirim. Birliği süper. Bundan, güç birliği. Bunu söylemekten de hiç aynen. Gocunmuyorum. Çünkü benim teknik bilgim yok. Ses eğitimi almadım. Ancak kendi alanımda yapabilirim yapacaklarımı. Onun için... Güç ya birliği ne güzel bir şeyler. Siz bir de böyle birliği. Hep beraber sizin salonda oturuyormuş gibi sohbet ediyoruz. Evet. Burada söz veriyoruz 14 Şubat'a bu işleri yetiştirelim. O zaman yetiştireceğiz. Hangi güne denk geliyor acaba 2020'nin şu anda 14 Şubat'ı? Attım salı günü diyeyim hadi. ne olacak bu ülkede fay hattı değiştirelim diyenler vardı. İşte yeni havaalanının rotasında kuşların göç yoluymuş. Ne var yere yem serperiz. Kuşların göç yolunu yüzyıllardır gittikleri yolu değiştirelim diyenler vardı. Evet. Biz de 14 Şubat'ı salıya denk getiririz. Yani bizim bize olmayacak bir şey değil yani. Yani. Olmayacak şeyler bile. Bir de 14'üne denk geliyor mu? 14 Şubat Cuma'ya denk geliyor. Cuma. Güzel. Şahane. Güzel bir gün. Demek harika. Ki o gece bir, o gün özel yayın yapacağız. Yönetime de söyleriz. 14 Şubat saat 17'den itibaren... bu üçlüye dikkat. Biz 24'e kadar yayın yapmaya talibiz. Evet, talibiz evet. Bırakmayalım stüdyoyu. Kesinlikle. Hatta bunun ilk denemelerini Aşkın Dili Müzik yılbaşı özel programı çekeceğiz. Evet evet. Orada tabii. Bir 3 saatlik bir sürecimiz olacak dolu dolu. Dolu dolu. Orada olacak. İlk denemelerimizi efendim yapabiliriz. Başlayalım. Başlayabiliriz. Harika. Tamam. Yavaş içinde. Yavaş. Evet. Ben şimdiden nota çalışmaya, müzik çalışmaya başlayayım. Tabii ki. Ne var sırada? Ne sırada, dinleyelim sizden? El gibi yapalım mı? El gibi mi yapalım? Peki. Yapalım. El gibi. El gibi. Sezen Aksu'nun kulaklarını da duyuyor bugün. Ne dertli çok bir güzel bir özel şarkılardan biridir. Bu. Biz de çok severiz. Ve onu dinleyelim. Sizin bu güzel enerjinizle de biz çok teşekkürler. Müziğin içinde böyle eriyip gidelim. Sağ ol. Çok teşekkürler. Gelmiyor artık senden, öylece kana kaldım da deli hasretimle ben. Bir yabancı selamı ile hüzünlere daldım, kendi ellerimle ben beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi, durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır, yok öyle göz gibi. Soğuk olma göz, ayrılık taşır.
gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretimle ben. Bir yabancı selamı ile hüzünlere daldım. Kendi ellerimle ben beni kederlere sardım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durmak gül biraz sana. Güzel bir yorumdu. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Çok sağ olun. Siz bunu söylerken içimde hep o şarkılar ne güzel bakın. İçinde sevgi var, sevmek var. Erkeklere diyorum ki, trafik canavarı olmayınız diye slogan vardı ya. İçinizdeki canavarı öldürün. Kadınları değil. İçinizdeki canavarı öldürün ve dünyaya sevgi saçın. Kan değil. Onun için aynaya bakın, benim içimde bir canavar var. Canavar seni öldürüyorum deyin. Adam olun, iyi insan olun. Bu mesajı vererek ne güzel bir tango vardır. Pat pat ya. Benim sesim çıkmıyor tabii bugün. onu keşke pratik. Keşke söyleyebilsek. Nasıldı? Pat pat ya gibisin beyaz deyince esiniyor ruhum seni görünce. Kesinlikle evet, çok güzel, harika bir mesaj verdiniz, süpersiniz. Öyle diyeyim kadınlara, nedir bu şiddet, evet. Nedir bu vahşet, bıçak mıçak satmayın Allah aşkına, evet. Kör bıçaklar satın, nedir bu şiddet, silah satışları yasaklansın, avcılık yasaklansın, keşke. Bitsin keşke. Bu şiddet, keşke. Ne olur. Keşke. Ben keşke. Avı bir spor, efendim turizm diye görüyorlar, hayır, hayır öyle bir şey kan yok. Dökmenin para verilerek yapılan yasal bir eylemi diye görüyorum. Doğal süreç evet. Kendi içinde zaten dengeyi sağlıyor. Yani nedir bu dağda bayırda yok domuz var. Avına çıkmak, yok bıldırcın avına çıkmak, yok tavşan avlamak, evet. Bırakın doğa. Mutlu olsun. Evet, kendi dengesiyle. Son 5 dakikamızmış. Gitsin. Nasıl geçti gitti. Zaman çarşamba kalktı gitti. Nasıl geçti habersiz. O güzelim yıllarım. Bazen gözyaşı oldu. Bazen içli bir şarkı. Her anı eksiksiz. Dün gibi hatırlarım dalından koparılmış beyaz bir çiçek gibi. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler. Hani o
güzel gözlü ceylanların pınarı. Hani kuşlar ağaçlar, bin bir renkli çiçekler nasıl yakalamıştık saçlarından baharı. Vallahi doğaçlama, tamam. Billahi doğaçlama. Tamam. Şimdi zaten gitar aklıma geldi. Demek ki provaya gerek yok. Biz bu işi 14 Şubat'ta evet, yapacağız. Tamam, buluşuruz. Güzel bakalım. Nasıl yakalamıştık saçlarından evet. Baharın. Böyle şeyler söyleyelim. Kadınları takip evet. edip öldürmeyin. Seni katletmek lazım, öldürmek lazım demeyin. Adam olun. Kadın öldürmeyin. İçinizdeki canavarı, şeytanı öldürün. Daha ne diyelim? Son kaç dakika? Sizle bitirelim programı. Güzel. Son iki dakika, bir dakikacık da çalalım. Üç dakika bir şarkıyı sığdırırız biz. Ne var? Sığdıralım. Peki. Güzel bir şarkı. Bitiriyoruz maalesef. Keşke ana bültene kadar süre alsın. Her şey seninle güzel yapalım. Her şey seninle, her şey seninle her güzel. Her şey seninle güzel. Her şey kadınlarımızla güzel. Ne güzel. Analarımızla güzel. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Yine burada biz olacağız. Teşekkür ediyoruz. Aşkın Dili Müzik ve Nasıl Yani ortak yayınında bizi dinlediğiniz ve bana tahammül ettiğiniz için. Ha ne güzel sizi izlemek, tahammül etmekle değil mi? Müthiş bir onuruldu sizin gibi güzel güzel bir insanla birlikte. Yarın görüşmek üzere. Sessiziniz, rengisiniz her zaman. Sağ olun. Çok teşekkürler. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Duyduğum bu ses bile, yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile, yüzümdeki gözyaşının izleri. Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel.
Ural Kozmetik Nasıl Yani sundu.